Avrupa Parlamentosu'nun 26 Mart 2019'da kabul ettiği tek saat uygulaması üye ülkeler tarafından da uygulanmaya başlandı. Her sene kış saati uygulaması kapsamında Ekim ayının son hafta sonunda cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece ancak yaz saati uygulaması sebebiyle artık saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Değişikliğin yapılmamasının sebebi ise gün ışığından daha fazla yararlanmak. Ülkemizde ise Cumhurbaşkanı'nın kararıyla 2016 yılından itibaren kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti. Uygulamanın her sene yıl boyu sürdürülmesine karar verildi. Kalıcı yaz saati uygulamasına geçiş vatandaşlar tarafından tartışma konusu oldu. Vatandaşlar işe veya okula giderken havanın henüz aydınlanmamış olmasından şikayetçi. Şikayetlerine karanlıkta uyanmanın biyolojik saatimizi olumsuz etkilediği için bitkin ve yorgun olduklarını da ekleyen vatandaşlar özellikle sabah çocuklarını okula bırakmakta da zorlandıklarını ifade ettiler. Dönem dönem bu şikayetler dile gelse de saatler yaz saati uygulamasında kalacak gibi duruyor. Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, uygulama başlanıldığından bu yana 10 milyar kilowatt saat enerji tasarrufu gerçekleştirdiklerini aktardı. Tüketimin parasal karşılığı ise meskenlerde tek zamanlı tarifede 8.48 milyar lira, 3 zamanlı tarifede ise 15.48 milyar lira oldu. Bu uygulama ülkemizdeki eğitim sistemini de etkiledi. Tekli öğretim sabah saat 9 ila 3, ikili öğretim ise sabah 7 ila 6.30 arasında gerçekleşiyor. Sabah 7 ila 9 arasındaki ikili eğitime devam eden ve sabit saat uygulamasından etkilenen öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının yaklaşık %20'sine denk geliyor. 2022 elektrik tüketim verilerine baktığımızda ise Türkiye'nin 2022 yılında 331.1 terawatt saat enerji harcadığına ulaşabiliyoruz. Yani yıllık tüketimimiz 311 milyar 100 milyon kilowatt saat olmuş oluyor. Uygulamanın başladığı günden bu yana toplam tasarrufumuz yıllık enerji tüketimimizin %3.21'i kadar diyebiliriz. Bunu da 7 yıla böldüğümüzde yıllık %0.46 gibi bir orana tekabül ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan analiz sonucunda sabit saat uygulamasına geçilerek önemli ekonomik ve çevresel fayda da elde edilmiş oluyor. Gündem özel haberimizle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.